akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamasında son 24 saat içinde 109 kişinin de hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 2600'e yükseldiğini, bugün ilk kez iyileşen hasta sayısı, ilk kez tespit edilen vaka sayısını geçtiğini, son 24 saat içinde 3246 hastanın iyileştiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasında Irak kuzeyinde haftanın bölgesinde 25 Nisan 2020 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerce havaniyle yapılan taciz atışı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğünü, biri ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımızın yaralandığını, bölgede tespit edilen hedefler derhal hava kuvvetleri unsurlarımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verildiğini, hedefler tahrip edildiğini ve bölücü terör örgütü mensubu 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini, şehidimizin kanı yerde bırakılmadığını, bırakılmayacağını da belirtti. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Sağlık Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. AK Parti MYK'de ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkmayan 7,5 milyon kişiyi ilgilendirilmektedir. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütü PKK Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişiminin kahraman komandolar tarafından önlendiği belirtilerek 20 PKK teröristinin başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Bakanlar Kurulu altındaki operasyonel merkezinden yapılan açıklamada 25 yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedildiğini, 67 kişi tedavi edildiğini belirtti. Ülkede şimdiye kadar 1617 kişiye koronavirüs bulaşmış, bunlardan 1080 tanesi tedavi edilmiş, 21 kişi ölmüş, 516 kişi özel hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Bunlardan 15'i kritik durumda, 21'i orta durumda ve diğerleri sağlığı stabildir. Ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.